Herkese merhaba. Bugün sizlere nevresim takımlarımı göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla böyle mutfak gereçlerini gösterdim. Yani en çok mutfağa ürünler aldığımız için şu anki güncel alışverişlerim de genellikle mutfak için oluyor. Nevresim takımı olarak da ben yalnızca 2 adet nevresim takımı aldım. Gerisi de annemin ve babaannemin almış olduğu nevresim takımları. Belki göstereceğim sayı sizin için az gelmiş olabilir veya bazılarınız için fazla da gelmiş olabilir, bilmiyorum. Ben daha öncesinde böyle bu çeyiz alışverişlerine başladığımda bilmiyordum nevresim takımım kaç tane vardır vesaire diye. İlk nevresim takımımı geçen yaz Madame Coco'dan almıştım. Öncelikle zaten kendim aldıklarımı göstereceğim. Daha sonrasında da işte ufak ufak annemle babaannemin aldığı bir iki tane olan nevresim takımını göstereceğim. Bence nevresim takımı olarak pikeli, battaniyeli vesaire kombinler çok güzel oluyor. Hem böyle bütün parçaları içinde bulundurduğu için direkt onları takım halinde de kullanabiliyorsunuz. Ben 6 tanenin yeterli olacağını düşünüyorum. Biraz böyle farklı farklı şeyleri kullanmayı sevdiğim için bazılarınız için 4 tane de belki de yeterlidir. Ya da böyle yatak örtüsü tarzında pike gibi yatağınızın üstüne örteceğiniz şeyleri alıp lastikli çarşafları daha fazla alabilirsiniz. Lastikli çarşafların da kullanımı çok fazla. Ben henüz almadım. Bir iki tane daha alacak olursam eğer hani böyle battaniyesiyle kombinleyebileceğim şekilde almayı düşünüyorum onları da. Şu anda henüz almadım. İlk almış olduğum nevresim takımıyla başlamak istiyorum. Şöyle Madame Coco'nun bir modeli. Yorganı şu şekilde çift taraflı, biraz çiçekli ve diğer tarafı da çizgili olacak şekilde. %100 pamuk, rengi biraz görseldekinden daha soluk geldi. Trendyol'dan almıştım bunu da pandeminin ilk başlangıcında. Hatta kuzenim de aynısından aldı. Böyle birbirimize gösteriyorduk şunu aldım falan diye. O şu an kullanıyor evinde bunu, yatağı çirkinlik olduğu için. Yıkadığında falan hiçbir şey olmuyor. Çok yumuşak dedi. Sadece rengi biraz soluk duruyor yatağın üstünde. Ama böyle çiçek desenleri çok kibar olduğu için ve nakışlı olduğu için yastık kılıfı benim çok hoşuma gitmişti. Yastık kılıflarını da göstereyim. Yastık kılıfı şöyle. 3 farklı çiçek deseni var. Burasının böyle deseninin olması benim çok hoşuma gitmişti. Ve gri gibi de zaten arka tarafı. Açık mavi olarak geçiyor ama çoğunlukla griler var. Mavi gri arasında bir ton. Çarşafı da şu şekilde düz renk tamamen. Ben böyle dümdüz olmasını seviyorum çarşafların. Bence daha kullanışlı geliyor bana. Hani karışık desenler olması hoşuma gitmiyor. Sadece yorganının yani nevresimin kılıfı desenli. Onu da çizgili veya çiçekli olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bu Madame Coco'dan aldığımın aşağıya linkini bırakırım. Madame Coco nevresim takımının da fiyatı 2 yastık kılıfı, bir çarşaf, bir tane de nevresim yorgan kılıfı olacak şekilde. Ben 120 liraya almıştım. Şu anda da en son baktığımda sanırım 180 lira gibi bir fiyatı vardı. Diğer bir kendimin almış olduğu takım ise bu Sarev'in flanel kumaşlı olan modeli. Flanel kışlık kumaş olarak da geçtiği için belki zaten biliyorsunuzdur. Pazan kumaş olarak da biliniyor. Kalın bir kumaşı var yani kışın kullanabilirsiniz ve üşütmeyecek hani böyle. Ya benim sevdiğim bir kumaş tarzı. Ben böyle havlulu işte pazan olan kumaşları çok seviyorum. Hatta böyle pamuklu nevresimlerde yatmaya üniversitede yurtta kaldığımda başladım. Ondan öncesinde gerçekten yatamıyordum. Nevresim seçme gibi bir huyum vardı, saçma ama. Daha sonra alıştım yani mecbur kalınca alışıyorsunuz. Ama iyi ki de alışmışım yani yoksa çok saçma saçma nevresimler almak zorunda kalacaktım. Bu şekilde yani spor bir kumaşı var. Hatta böyle erkek odası yakışacak türden bile gelebilir belki de. Ben rengini ve dokusunu beğendiğim için tercih ettim. Yastık kılıflarını göstereyim. Yastık kılıfı şu şekilde. Lacivert ve ekru, biraz da sarılar var içinde. Bilmiyorum gözüküyor mu kumaşı ama bu şekilde kalın bir kumaşı var.
Bu şekilde pazen kumaşlı nevresim takımları Madame Coco'da da daha uygun fiyatlı olacak şekilde farklı desenlerde var. Ben böyle spor bir model olmasını istediğim için ve Sarıev'de daha kaliteli geldi yani kumaş türü bana. O sebeple Sarıev'inkini tercih ettim. 350 liraya almıştık biz. İndirim kuponumuz falan olursa, eğer stokta varsa bunun da linkini aşağıya bırakırım. Kuponlarınızda belki 320'ye falan da alabilirsiniz. Resmi de yastık kılıfının olduğu gibi bu şekilde. Şöyle çıkartmadan göstermek istiyorum. Yatak örtüsü ise bunun da dümdüz ekru rengi. Bundan sonra göstereceğim nevresim takımları tamamen benim zevkim dışında alınmış parçalar. Hatta 3 sene önce, belki daha bile önce alınmış ürünler var. O zamanlar daha uygundu fiyatları. Tam olarak hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla söylemeye çalışacağım gösterdiğimde de. Bana çok şey geliyordu böyle önceden, yani üniversite zamanlarında falan çeyizim için bir şeyler almak saçma geliyordu açıkçası. Hani hep annem diyordu, kızım şunu alalım falan, hani bak indirimdeymiş, sen evlenirken daha pahalı olur. İşte kumaşı kaliteli veya işte porselense şu kaliteli falan diye. Ben de hayır, işte evleneceğimiz zaman alırız, işe başladığım zaman alırım vesaire diye yorumlarda bulunuyordum. Ama iyi ki annem almış zamanında bunları. Çünkü gerçekten şu an arada bayağı bir fark var. Nevresim takımları eğer battaniyeli ise en düşük fiyatı 600 lira şu an için. Ama tabii ki de bu konularda da zevkiniz değişiyor gün geçtikçe. Ve kullanımının nasıl rahat olacağını bilmediğiniz için de farklı şeyler beğenebiliyorsunuz. Mesela ben şu an yataşta çok beğeniyorum nevresim takımlarını. İşte LCV Home'da falan da çok güzel ve uygun fiyatlı olanlar da var. Hatta yataşta çok beğendiğim hem böyle gelin seti gibi olan bir model vardı, hem de günlük kullanım için uygun olacak lacivertli bir model vardı. Sonra biz ona mağazada baktık. Kumaşı çok kaliteli gelmedi, yani böyle hasar görmüş gibi bir kumaşı vardı. Böyle olunca da hani internetten evet görüyoruz ama canlı görünce fikirlerimiz de değişebiliyor. Göstereceğim nevresim takımlarının hepsi Karaca Home. Annemin almış olduğu bir tane pikeli takımı göstereyim. Şöyle bir büyük bir kutuda duruyor. İçinde fotoğrafı var. Fotoğrafından görselini göstereceğim. Şöyle lila ve mor arası bir pikesi var. Kelebek desenli saten nevresim takımı. Ama bu sanırım saten pamuk karışık, böyle tamamen kaygan bir kumaş değil. Çünkü onların rahat olmadığını duymuştum kullananlardan. Saten almamaya dikkat ediyorum bu sebeple. Bir tane pikesi var. Nakışlı yastık kılıfı var. Normal volanlı yastık kılıfı var. Çarşafı ve nevresimi var bunun içinde de. Annem o zaman aldığında bunu 200 liraya almıştı. Şöyle yastık kılıfını göstereceğim. Yastık kılıfı şu şekilde. Kelebekler var işte üstünde. Böyle tam bir bahar havası yani. Pike takım olduğu için zaten renkli olmasını anlayabiliyorum. Tam böyle bahar geldiğinde kullanmalık. Ama gerçekten kumaşı böyle şey, çok güzel. Tabi böyle gösterince hiçbir şey anlaşılmıyor kumaştan ama pikesi de kalın bir pike. Yani hatta battaniye gibi bile kullanılabilir. Şöyle, bu da tamamen mor, bence lila değil yani. Bunda da kelebekler var, küçük büyük. Şöyle ucunda da hafif püskülü var. Bunu açmayayım çünkü çok büyük. Kışlı yastık kılıfını da göstereyim. Bu süs olarak kullanılacak olan bu şekilde. Şöyle siyahlı nakışı var. Bu yastık kılıfını daha çok beğendim. Çünkü ben nakışlı olanları seviyorum. Bir de bu gösterdiğim bu setteki yastık kılıfları Madame Coco'dakilere göre daha geniş. Yani büyük bir yastığınız varsa daha rahat dolduracak, içine boşluk kalmayacaktır. Kenarlarından da böyle pay kalıyor işte şurasında. Tamamen direkt yastık kılıfını doldurmuş bir şekilde bir görüntü olmuyor bunlarda, büyük olduğu için. Ama Madame Coco'da öyle değil. Zaten fotoğrafında da belli. Kenarında kulak gibi böyle bir boşluk kalmıyor.
Nevresimi keşke biraz daha düz olsaymış dedim. Nevresimi de böyle güllü desenli. Şuradan da göstereyim. O belki bir tık kullanımı güzel olmayabilir. Lila renginde bir nevresim. Bunu beğendim rengini. Bir diğer nevresim takımım ise bunu da babaannem almıştı. Bu ilk nevresim takımlarımdan biri. Hatta babaannem Anneler Günü indiriminden almış bunu. Şöyle göstereyim kutusundan. Anneler Gününüz kutlu olsun yazıyor şurasında. İçinde de bir tane çerçevesi var hatta uygun buna olacak şekilde. Bunun böyle bir tane çerçevesi var içinde. Bu çok hoşuma gitti. Bu başucumuza direkt bunu koymalık. Güzel düşünülmüş bir şey bence. Artık böyle hani nevresim takımlarının yanında ufak tefek hiçbir hediye olmuyor. Bu biraz kalpli. Yastık kılıfı şöyle. Kalpler var. Kumaşının rengi de işte ekru rengi. Tabii manevi olarak hem bir değeri var. Hem ilk nevresim takımım. Hem de anneler gününde babaannem kendine bir şey aldıracağını bana almış. O da güzel bir şey yani. Bunun da yine nevresimi bu şekilde ortasında kalp var. Hatta Karaca'da böyle püsküllü bej renginde bir tane şey var. Pike. İnce bir pike. Uçları püskünlü. Onu alıp bu nevresim takımıyla kombinleyebilirim. Hani bu nevresimdeki kalpli görüntüyü görmemek için. Onu düşünebilirim diye düşündüm. Ya da Madame Coco'da yine böyle kahverengili bejde gibi olan bir tane vardı. Battaniyeydi o da. Onu da alabilirim. Bunun da yine çarşafı böyle düz bej renginde bir çarşaf. Ya aslında anlıyorum. Hani insanların da neden bu kadar çok desenli şeyler aldığını. Bir de bu anneler günü hediyesi olarak düşünüldüğü için sanırım böyle kalpli hani sevgiyi ima eden bir nevresim takımı olmuş. Çünkü biz de mesela mağazaya gittiğimizde daha bu sene pike takımı almak istiyor annem bir tane daha bana. Bence gerek yok ama o istiyor bir tane daha olsun pike takımı. Çünkü bir tane var zaten pike takımı. Biraz bir pike takımı almak istiyor. Dantelli falan. Hani böyle gelin için uygun olanlar var ya biliyorsunuzdur siz de. Hatta Dantela diye bir marka var. Onun kumaşı çok kaliteli. Ama fiyatları da tabii ki de Karacahoma veya diğer bütün nevresim takımı markalarına göre biraz daha pahalı. Dantela'da bir tane grili beğendik. O da sadece nevresim takımı 600 liraydı. Daha sonrasında da siyah battaniyenin kullanışlı olmadığını söylediler. İşte çok leke tutuyor. Bir tane saçım bile düşse hemen gösteriyor falan gibi. Şu an onu erteledim o sebeple. Eğer bu kadar çok aldığımız şey yeterli gelmeyecekse belki evlendikten sonra da alabilirim. Ya da evim belli olduktan sonra da alabilirim. Bir tane de şöyle yeşil, nil yeşili renginde tek kişilik bir battaniyem var. Bu Resmi Home'da da bunlardan var hatta böyle. Nokta nokta. Bu da tek kişilik olduğu için bu bana hediye gelmişti. Annemin kuzeni almıştı. TV battaniyesi falan diye ya da böyle bahar aylarında balkonumuz olursa, balkonumuzda oturursak böyle bir şey alırız. Ya da ayaklarımızı örteriz falan diye düşünerek kullanacağım bunu. Rengi de çok hoşuma gitti. En favori olanını da sona sakladım. Çok ağır olduğu için direkt hepsini kaldırıp gösteremeyeceğim. Bunu da Karacahom'dan annem almıştı. Pudra renkli bir battaniyenin nevresim takımı. İki farklı yastık kılıfı da var bunun. Pudra rengi iki tane battaniyem oldu. Çünkü gelin setleri oluyor ya böyle. Yatak örtülü işte. Battaniyeli falan filanlı setler. Onlardan bir tane bende de var. İşte onu da babaannem almıştı 3 sene önce. Hatta onun linkini aşağıya bırakırım. Şu an gösteremiyorum onu. Çünkü aldığımızdan beri dolabın üzerinde duruyor. Üstünü falan kapattık tozlanmasın diye. Çok ağır bir şey olduğu için kutusu da büyük zaten. Hiç kaldırmadık. Direkt evime götüreceğim zaman yıkayıp götüreceğiz. İki tane pudra rengi battaniyem oldu. Şimdi battaniye iki tane yeter aslında. Zaten çok fazla kullanılan bir şey değil. Mevsim geçişlerinde daha çok kullanılıyor. Ama ben farklı bir renk daha almak istiyorum. Ona da karar veremedim. Hani böyle yine antresit gri gibi bir şey de istiyorum. Ama
hani ekru bej gibi bir şey de istiyorum. Eğer işte annem öyle bir pike takımı alırsa onun için de belki battaniye de olur. Bazen öyle şeyler de oluyor, setler de oluyor. Ona henüz karar veremedim. Ya da siz kaç tane battaniye alıyorsunuz? Kaç tane gerekli? Özellikle evli olanlar daha iyi bilir. Pamuk saten karışım olan bir nevresimi ve ben bunun kalitesini çok beğendim. Yastık kılıfını göstereyim öncelikle. Şöyle bu da beyaz, üzerinde kuşlar var. Bu da böyle beyaz, üzerinde kuş desenleri var zaten. Ama yani kullanımı çok rahat olacak bir ürüne benziyor, kumaşının güzelliğinden dolayı. Bunu da böyle battaniyeli bir set olarak annem 3 sene önce 300 lira gibi bir fiyata almıştı. Nevresimi de böyle yine yastık kılıfına benziyor. Biraz daha fazla pembelik var nevresiminde. Yatak örtüsü yine düz, pudra rengi. Hatta beyaz gibi yani, o kadar açık bir renk. Battaniyesi de böyle dümdüz bir battaniye. Sadece kenarlarında şöyle şey var. Hafiften çizgiler var, sarı. Bu kadar. Hem battaniyesi çok yumuşak hem de kumaşları çok yumuşak. Pamuk zaten ama pamuğu sanki daha fazla gibi. Sık kılıfı bir çeşit varmış. İki tane yokmuş. Nakışlı olacak şekilde. Yani tek bir tane var. Hem göstereceklerim bu kadardı. 5 tane nevresim takımım var. Bir tane de gelin setim var. Gelin seti için de bilmiyorum kullanışlı olur mu? Çünkü hem dantelli hem yatak örtüsü kabarık. Nasıl yıkanır o? Nasıl kullanılır bilmiyorum o konu hakkında. Hani bence şu an onların fiyatı böyle 2000 lirayı buluyor. 2000 liraya o şekilde bir set bence alınması çok mantıklı değil. Çünkü çok kullanışlı gibi gelmiyor bana. Yine kullananlar daha iyi bilirler. Böyle işte yataşta gördüğüm şekilde daha düz yatak örtüsü olanlar var. Ya da sadece tek tip bir tane yatak örtüsü alırsınız. Nevresimlerinizi istediğiniz gibi alırsınız. Renkli bile olsa hani yatak örtüsünü serersiniz. Geçer yani. Onu da bana babaannem dediğim gibi hediye almıştı. 1000 liraya almıştı Karaca'nın. Pudra pembesi hatta hala var. Valeri Gold mu? Öyle bir şey. Aşağıya onun da linkini bırakırım. Hatta geçen hafta iki rengi de yine 1000 liraya düşmüştü onun. Şu an 1000 liraya çok çok uygun bir fiyata alınır. Çünkü biz 3 sene öncesinde 1000 liraya almıştık. O zaman yine hem ekru rengi vardı hem de böyle pudra rengi vardı. Babaannem bana attı fotoğraflarını. Yine ben üniversitedeydim. İşte dedim ki ay bu ne? Hatta dedi işte alınması gerekiyor falan, alalım. Hani ben alacağım sana hediye falan diye. Sonra tamam dedim, al o zaman. Hangi rengini alayım dedi. İşte o ekru rengini daha çok beğenmişti. Ya cappuccino rengi gibi de ekru diyorum ama ekru olmaya da bilir. Cappuccino bej gibi bir şey. Onu beğenmişti babaannem. Ben dedim ki yok dedim, o çok soluk duruyor. Pudra pembesini al dedim. Pudra pembesini aldı. Şimdi de ben öteki rengini beğeniyorum. Yine kuzenimle de o zaman annemler konuşmuş işte, yengemle bunu aldık falan gibisine. Onlar da uygun olduğu için fiyatı beğendiğim öteki rengini almış kuzenim de, ikimizinki aynı olmasın diye. Öyle bir set yani, başta gelinken falan çok sık kullanırım ama uzun ömürlü. Tabii uzun ömürlüdür de yani uzun süre ne kadar kullanırım onu bilmiyorum. Sizler kaç tane nevresim takımı alıyorsunuz? Hangi markalardan memnunsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.